Hepinize selam olsun ile kasabalılar ben Alper. Hepim karşınızda bot lane'de ADC olarak Draven oynuyorum ve kara hasatı aldım. Tek atacağım, yok edeceğim. Şu an dereceli maçtayız. Draven'ın gücünü ne zamandır hatırlamıyorduk. Dedim ki bugün artık hatırlayalım. Size demiştim zaten daha önce Draven videosu çekeceğim kara hasatlı. Çok istemiştiniz çünkü siz yorumlarda. Gördüm bir tane yorum da bayağı bir like almıştı. Dedim ulan bayağı istiyorlar herhalde bunlar Draven. Çekeyim. Okey, no problem. Ve bugün karşınızda bir Draven videosuyla beraberim. Evet, o baltayı tutsak iyiydi ya. Tutamadık. Yanında Morgana var. Güzel bir ikiliyiz. Tam bir agresif bot lane. Çünkü sen Draven botun en sağlam ADC'lerinden birisi olduğu için hani early game'de özellikle. Erken oyunda yani. Şu terimleri bazen Türkçe söylesem iyi olacak. Çünkü görüyorum bak aramızda yeni arkadaşlar falan da var LoL'e başlayan. Hani diyorlar ki işte terimleri ben bilmiyorum. Söyler misin falan diye. Okey, sıkıntı yok beyler. Söyleyeyim yeter ki siz öğrenin. Yeter ki keyif alın. No problem. W açtım ikinci olarak. Çok fark etmiyor ikinci olarak ne açtın aslında ama gene de oyuna göre değişiyor ya. Biraz da Thresh'in hooklarına karşı W açtım. Yoksa ben bazen de açıyorum. Değişiyor aslında oyuna göre. Şimdi her balta tuttuğumuzda W'miz sıfırlanıyor. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Yani mesela Q attın ya. Baltaya da çarptığında W'miz sıfırlanıyor. Tüm süresi. Bütün süresi sıfırlanıyor W'nin. Onu da size bir ek bilgi olarak vereyim. Birçok demeyeyim ama yani birçok oyuncu bilmiyor bunu, öyle söyleyeyim. Güzel. Büyük farmı aldık. Şunu da aldık. Şunu da aldık. Şimdi Draven oyun başında tamamen farm hero'su abi. Hani kastettiğim şey şu aslında. Niye farm hero'su? Çünkü çok güçlü lane'de. Ve hani karşıdaki adamlar pek yaklaşmıyorlar genelde. Çünkü çok fazla vuruyor karakter. Farm hero'sundan kastım bir yoksa Draven çok güçlü bir ADC. Oyun başında her ADC ezebiliyor. Eğer düzgün oynanırsa. Ben Challenger'da bayağı beni tokatlayan Draven'lar olmuştu, öyle söyleyeyim. Bayağı sağlam Draven'lar var abi server'da. Öldü. Şifa atamadı adam. Abi çok iyi ya. Dedim abi lane'de hero çok güçlü ama hani çok agresif olmak kolay değil Draven'la. Çünkü birçok ADC korkuyor sizden, geri çıkıyor herkes. Hani o yüzden diyorum, yoksa lane'de güçlü. Artık anladınız abi, çok söyledim bunu. Çünkü bir hata yaptım orada ben işte farm hero'su derken. Onu ben geri alıyorum. Farm hero'su değildir Draven. Hani ama farm yapmak zorunda kalıyorsun, öyle söyleyeyim. Çünkü birçok kişi üzerine gelmiyorsun. İşte lane'in sana seninle savaşmıyor çünkü korkuyorlar. O yüzden farm hero'su diyorum. Neyse. Şimdi para 1300 yapıp hemen tek kılıcı alacağım. Tek kılıcıyla direktman fırtına biçene gideceğiz. Oradan statik Draktar falan derken bir vuruşta öldüren bir Draven haline geleceğim ben. Direkt bir vuruşta indireceğiz Varus'u falan. Varus. Pantheon tabii ki pasif yüzünden ölmeyecek ama. Rengar, Mengar hepsi tek yer. Bir baltada kaçırmış olduk orada. Şunu ittirip o zaman hemen giderim. Güzel. Güzel. Giderim. Oo, hem tek kılıç hem de ayakkabı geliyor. Güzel güzel, çok iyi. Of, şu anda AD'yi aşırı arttırdık. Şimdi Draven AD üzerinden gelişen bir karakter. Yani böyle mesela bazı ADC'ler vardı. Saldırı üzerinden gelişir. İşte ama Draven saldırı hızı ADC'si değil temel olarak. Hani saldırı hızı tabii ki işine yarıyordu Draven'ın ama AD kasacaksın abi hero'yu. Çünkü Q'muz bizim bak saldırı gücümüzün yüzdelik olarak hani gelişiyor. Yani saldırı gücün 100 ise Q'ların, ya Q açınca 175 vuruyorsun. Hani 200 ise ona göre katlanıyor. O yüzden hero'ya saldırı hızı değil de AD kasmak daha mantıklı oluyor. Kas AD'yi, vur abicim. Yani tek atma potansiyeli olan böyle nadir ADC'lerden birisi Draven. Hani Jhin de aynı şekilde Draven gibi. Az saldırı hızı ihtiyaçları var ama bir vurdu mu tam vuruyor bu karakterler. Ama kim ADC'ler var mesela Varus gibi. Daha çok saldırı hızı gerekiyor genelde. Kog'Maw mesela aynı şekilde. Şurayı ittirip onlara kule altında bir baskınlık kurabiliriz.
Balta yok şu anda. Abi şöyle vurunca kendimi sakat gibi hissediyorum. Böyle balta yokken sekmiyor ya balta falan. Horus niye şifa basmıyor anlamış değilim. Hani şifayı bastım yanlışlıkla acaba hani yazarken falan. Biz mi görmedik basıp bastı da. Muhtemelen biz görmedik. Çünkü basardı yani normalde. Herhalde şifası yok. Eğer şu anda varsa gelmiştir yani süresi dolmuştur onun. Bayağı bir geçti çünkü üzerinden. Hiçbir şey olmaz ya. Rengar şu an bize hiçbir şey yapamaz. Şifa basmadım. Tutuştur yediği için aslında basmadım bir açıdan da. Hoppala, Varus geri gelmiş. Tutuştur yediği için şifa atmadım çünkü bir şey yaramayacaktı. Her türlü ölecekti orada. Ben birazcık bencillik ettim diyebilirim ya. Bas. Öldüm. Neyse onu iyisini alır herhalde. Evet. Ölecek. Lee Sin Montague 2018 arkadaşlar. Şifa. Şifa basmasa kesecektin yani. Hemen şifa yazıyor. Şunları alalım ya. Güzel. Üzgün surat attı. İşte abi böyle takımı göteceksin abi. Olan bak bak. Direkt kritik vuruyorum abi. La gördün mü? Şu an bu kritik vurdum mu var ya çok pis can yakarım. Bu arada her 6 farmda bir ekstra bir hayranlık yükü topluyoruz. Onu da bilmeyen varsa söyleyeyim dedim. Morgana niye APK ya? Beni niye 1v2 bırakıyorsun altında red olan bir Varus'la? Hadi bakalım Morgana inşallah AFK durmaya devam etmez böyle. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama. Ben bu build denedim abi. Cidden bir vuruşu öldürebiliyorsun herkesi. Yani tabii tankları değil ama hani böyle sıradan saldırı şampiyonlarını bir vuruşu öldürebiliyorsun. Şu an bile bak vursam görüyorsun çeyrek can vuruyorum. İtem yok daha üzerimde. Bunun bir de Karasat'la vurduğumu düşünün. Karasat'ı geçtim hani itemli vurduğumu düşünün. Güzel öldük. Ah. Neden? Bir de gidiyorum kanki diyor ya. Abi neden ya? Neden? Thresh ve Varus var karşında en agresif ikililerden birisi. Biz daha agresifiz bunu kullanmamız gerekiyor ama Morgana işte. Neyse. Sıkıntı yok ben bu durumu her zaman daha iyi hale getiririm. Ayakkabı olarak karşısı full AD baba. Şöyle yardıralım. Yalnız. Double kill aldı lan lavuk. Çok iyi. Ulan ya. Double kill aldı bak. Varus'un leşi hala yerde bak. Varus'un pislik leşi orada hala. Rengar buraya geliyor. Buraya atlamaz inşallah ya. Ya ciddi ciddi beni kesmeyi mi düşünüyor yoksa? Oğlum bak Rune'lere bilerek azim girdim. Kemik zırhı aldım tek yemeyeyim diye sırf.
Rengar'dan, Pantheon'dan falan. Sen böyle bir delikanlıyı nasıl tekleyebileceğini düşünüyorsun ya? Şimdi W fullemek çok da bir mantıklı değil yani. %5 saldırı hızı ve her şey için. Şu an bunu fulleyip daha çok vurmayı ben tercih ederim öyle. Güzel. Ama biz dayalarız ya biraz sonra. Eğer Morgana yeterince zeki olursa. Gel abi. Abi girelim. Morgana. Ama senin tanklaman gerekiyor onu biliyorsun değil mi? Arkadaş. Adam akıllı susup gerekiyor insanın yanına. Gerçekten şu an ADC'leri daha iyi anlıyorum. Niye sürekli daha iyi sup gerekiyor dediklerini daha iyi anlıyorum şimdi. Dur bakayım. Şurada free kill gördüm sanki. Ne vuruyorum be. Gerçekten de akıl almaz bir hasar. Hele ki Karasat varken çok daha deli vuruyor abi karakter. Lak diye vuruyorum. Şimdi kısa bir ara. Statiye mi gitsem direkt? Statiye para etmeyecek ama. Son gelen paralar artık aklım almıyor ya. Son gelen zamlar. Bizi bitirdi be. Ne yapıyorsun lan? Atalım base'imizi abi. Statik hançer alacağım. Niye şimdi direkt ben yoğumu drive'lara gitmiyorum? Çünkü şu anda fırtına biçeni aldığım için statik hançer fırtına biçenle beraber çalışıyor. Ortak çalışıyor ikisi. O yüzden statik tercih edeceğim. Yoksa direkt hani şu an yoğuma gitmek tabii çok mantıklı yani normalde. Ama şimdi bu item bak diyor ki sana. Sen kritik kas hasarım artsın diyor. Hani o yüzden kritik alıyorum önce ki daha çok hasarım olsun. Bir de şu var. Statik hançer de eğer ilk vuruşun kesin kritik vurursa o da kritik vuruyor. Yani statik hançerin o statik hasarı, yıldırım hasarı da kritik vurabiliyor. Eğer kritik vurursan. Morgana'ya bak ya. Sen nasıl bir kralsın ya. Tutuyor farmları ha. Şaka maka. Şu anda %200'e çıktı gördün mü hasar? %40 bir hasar artışı oldu. Hani az değil bu hasar. Bunu yoğumuyla sağlayamazdık bu hasarı. O yüzden böyle bir tercih yaptık. Ulan. Bu hasarı da beklemiyordu abi. Hareketizm ondan şu an daha yüksek. Yani hem ayakkabım olduğu için hem de statiğim olduğu için hızlıca ona yetiştim bu sayede. Draven'ın hareketi çok gerekiyor. Çünkü o baltaları yakalaman gerekiyor hızlıca. Baltaların sonuçta belli bir yerleri oluyor. O yerleri de yakalamak için de hareket hızı gerekiyor. Ne kadar hızlıysan o kadar hızlı baltı tutarsın. Mantıken. Mantıkla. Hareket hızı işe yarıyor. Saldırı hızı çok işe yarıyor diyemeyeceğim Draven'da ama. Saldırı hızı biraz da işini zorlaştırıyor insanı. Çünkü böyle balta mı tutacağını, vuracağını mı? Bunları hesaplamak zor olabiliyor bazen. Ben bottan yarmayacağım abi. Oho bir vurdum 700 falan mı koydu galiba. Çok az canı kaldı şey. Ejderin. Ya salsana ama ya bak yapma böyle. Oç. Gerçekten de büyük bir ayıp ettin bana. Geriyim. Ben de ilerideyim şu anda. Sal da kasayım seni taşıyayım işte.
Şu an bak nasıl çalacağım bunu, iyi izle. Sana onu salar mıyım, salar mıyım sanıyorsun ha? Hadi bakayım. Şimdi bu adam base atıyordur. Nerede atıyordur? Şurada atıyordur bence. Atmıyormuş. Koşayım şuralara da böyle. Şuraya doğru gelsin. Hadi. Hayır. Şunları keseyim bari. Hoppala, iki kilimi de aldılar. Agam. Bu nedir agam? Ulan. Bütün killerimizi aldılar. Ağzımızı bile açamadık. Nerede çıkacak? İşte mana yok abi. Şu an mana sıkıntım var. Farmları şöyle alacağız. Yapacak bir şey yok. Yoğum şu anda bitti galiba. Değil mi? Aynen. Sadelik mi? Benim için gösteriş. Eğer girerler sonra ultim var. Geliyor ultiye. Hadi oğlum. Aa! İyi lan, en azından birisine vurduk. O da bir şeydir. Hoppala, hepsini aldılar. Güzel. Ne diyeyim? Güzel beyler, helal olsun. Şu an Rengar'ı yakalarsam eğer. Ulan öyle bir kastık ki Rengar kovalıyoruz arkadaş. Hangi ADC Rengar'ı bir göreyim de öldüreyim der ya. Cevap veriyorum, kasmış ADC. Yasuo orada şu anda Mercy Mercy diye ağlıyor. Jhin'e galiba AFK. Yasuo gene de öldü yalnız Jhin'e, farmları öldü. Ben tam bir jinekolog oldum şu anda arkadaşlar, tekleyince. Aa, AFK kalmış. Okey. Yasuo Raze'i kurtaramadık ya. Neyse. Kaçamadım ya. Lee'sin de kalkan falan basmadı abi. Bastıysa ben görmedim veya hissetmedim, bilmiyorum ama basmadı yani. Bilmiyorum. Hiç hissetmedim yani basmadığını. Soruya get on. Helal kardeşlerime be, oynuyorsunuz bu oyunu. Strat'ı bekledi böyle birazcık. Şimdi arkadaşlar biraz daha hasar vakti. İstanbul Belediyesi için hasar vakti arkadaşlar. Hadi Varus alırsın. Bir vuruyor lan beni. Böyle bir vuruyor. Helal. Kesti yalnız Lee'sini. What?
İlk başta iyi vurdu, sonra az vurdu. Bakın W basıyorum, sıfırlanıyor. Gördünüz mü W'yi direkt? Kara satım var, her şeyim var. Şu an bir vuruşu öldürürüm herhalde. Öldürdüm. Öldürdüm. Şimdi iki vuruşu öldürdüm. Diğerleri bir vuruş. Ama tabii diğerlerin canı azdı. Aynı mantık. Abi toparlıyorum, bak yemin ederim izleyin. İzliyoruz reis. Sen toparla. Sen yeter ki toparla be reis. İnancımız tam. Şimdi 700 gold buna gitse 1100 gold neye gider? Gitmez. Bir tane daha alır mıyım ki ben zırt eşme eşyası? Sanmıyorum. Ebedi alırım ben. O zaman AMK kalıcı için 1300 gerekiyor. Aynen 1300 gold oldu, tamam güzel, gidelim. Hoppala, ikinci yomuyu aldık yanlışlıkla. Tamam Draktar, şimdi sıra AMK kılıcında. Tamam şu anda vurdum mu muhtemelen o kişi ah pardon, ah burnum akıyor. Muhtemelen cehennemde şu anda vurduğum kişi. Veya cennette. Gerçi orası beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan taraf şey, o kişinin öbür tarafa gitmesi. Laaaak! Şimdi bak, niye tek yemedi mesela? Çünkü o sırada kara satım yoktu. Birincisi. Kritik vurdum mu bilmiyorum ama vurduysam da ebediğim olmadığı için çok fazla vurmadım. O da ikincisi. O yüzden bana gereken şey aslında... Bak şimdi. Fuf fuf fuf. Varus'u ultiyle kestim ama işte onun bana attığı ulti birazcık bozdu işleri. Şey düşündüm, herhalde de Q artı E ile öldürürüm dedim ama öldüremedim. O da ayrı bir ironi. Ölmediği için ben de geri döndüm. Dönünce de Varus'un ultisini yedik. Yiyince de sıçtık. Karşı takımın da hepsi şu an kötü durumda. Kazanmaya dair bir umutları var mı acaba? Şu an asıl soru bu. Çünkü umarım kazanmaya doğru bir umutları vardır. Sur vermezler. Çünkü ben bu oyunu tek atmak istiyorum bir vuruşta. Eğer ebedi alırsam atacağım da eminim buna. Ayakkabı satıp üçlü kuvvet alsak daha da çok vururuz. Ama üçlü kuvvet alacak kadar uzayacağını sanmıyorum ben bu oyunun. Çünkü birazcık fazla kastık. Daha çok kasmışken. Morgan'ın köyü ya bak. Bam, hasara bak ya. Şuraya alayım abi. Hem iksir alırız hem de ebedi alırız. Var ya oraya alınca. Arkadaş, yapmayın şunu. Korkuyorum bak, oyun bitecek diye. Hoppala, 100 volt gerekiyor. Hadi evet karşı takım, alırsınız be. Bu kadar zor olmamalı ya, kiralmak.
420 AD. Şu an bak net söylüyorum. Yüküm de var şu an. Karasat yüküm de var. Bir vuruşu öldürürüm. Varus'u öldürürüm. Jhin'i de öldürürüm. Rengar'ı da öldürürüm. Pantheon'u öldüremem. Hem ölümün dansım kara balta yok. Yemez. Thresh ve Pantheon hariç herkesi öldürürüm abi. Bak net söylüyorum. Şu an flash'la gireceğim Jhin'e. Flash'la gireceğim ve tek atacağım. Üçlü kuvvetim olsa kesin tek yer. O kadar emin olurum ama şu anda belki böyle bir canı kalabilir ya, öyle söyleyeyim hani. Öldü. Gördün mü bak, öldü dedim, öldü. Bu da ikinci kill geliyor. Teknik olarak şu an penta attım galiba. Öldürme, öldürme, öldürme. Öldürme. Ya ama yapma işte ya. Benim kilimdi o. Ayıp be. O da Rengar niye tek yemeden ondan anlayamadım ben. Hani çünkü tek yemesi gerekiyordu. Abi bir vuruş atayım lan, gel. Bir kere vurayım, bir. Lan bir kere bir. Aa ölmedi. Nasıl ölmez? Nasıl ölmedi abi? Her şeyim vardı, statik mi yoktu? Ölmesi gerekiyor çünkü. Bir tane vurayım lan. Aa öl. Niye ölmüyorsunuz? Niye? Sorun ne ha? Sorun ne? Söyleyin sorunun ne olduğunu. Bitirmeyin be. Pantheon şuraya ulti at lütfen. Şuraya atsaydın keşke kanka. Farmları anca öldürürsün. Hadi Rengar, hadi alırsınız. Bir şeyler yapın, şu an durdurun bizim takımı lütfen. Çok az canı var şeyin. Öldü. Bitti bitti, oyun bitti. Aa, neyse ben bir vuruşu öldürdüm sonuçta. Bir vuruşu öldürdüm. Jhin'i de şeyi de. Sonrasında char bozuldu birazcık. Char vurmamaya başladı. İksirin süresi mi bitti bilmiyorum ne oldu ama char bir şekilde tek atmamaya başladı. Karasat hüküm vardı. Hani evet. Bu arada güzel hata mesajımızı da almış olduk. Neyse yani char tek atıyordu abi. Çok ilginç bir durum bu da. Sonradan tek atmaya başladı. Siz sebebini biliyorsunuz, yoruma yazın. Niye tek atmadı sonradan? Neyse yani ilginç. Ama güzel oyundu. Çok keyif aldım. Aşırı güzel oyundu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz alttan bir tane like atmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz eğer alttan abone olmayı da unutmayın lütfen. Yorumlar kısmında farklı farklı fikirlerinizi ve video isteklerinizi yazabilirsiniz. Açıklama kısmında bir sürü farklı link var, bakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.